Premier Lig'in Kanaryaları West Ham'ı ağırlayacaklar. Carrow Road'da iyi başlamadı aslında Norwich. 15. sırada 2 beraberlik aldı, 2 puan kazandı şimdiye kadar. West Ham ise yeni geldiği Premier Lig'de oldukça iyi sonuçlar aldı ve 6 puan topladı. 7. sırada yer alıyor. Fulham maçında 5-0'lık yenilgiden sonra Queens Park Rangers'ı ağırlamıştı Norwich. O maçta biraz da talihsizce 1-1'e kaldılar. Aslında daha iyi oynadıkları bir maçtı. Son maçta ise Tottenham deplasmanında İskoç milli takımının yeni yıldızlarından Snodgrass devreye girdi ve 1-0 yenik götürdükleri maçta, oldukça da önemli pozisyonlar yakaladıkları maçta 1-1'e getirdiler ve haklarıyla bir puan da oradan aldılar. West Ham ise Aston Villa'yı önce yendi. Daha sonra Swansea'ya çok şahsi defansif hatalardan dolayı, geri pas gibi çok basit hatalardan dolayı 3-0 yenildiler. Ama daha sonra geçen hafta Fulham'la oynadılar. Yine bir Londra derbisinde Fulham karşısında çok üstündü West Ham. Şimdi tabii oradaki en önemli faktör Liverpool'dan kiraladıkları Andy Carroll'dı. Maçın kopmasına kadar olan, daha doğrusu Andy Carroll'ın sakatlanmasına kadar olan bölümde maç zaten West Ham adına kopmuştu. Fakat o kadar çok kafa topu aldı, o kadar çok arkadaşlarına pozisyon yarattı ki iyi ki almışız dedirtti. Fakat büyük ihtimalle bunu seyreden Liverpool'ların nazarına denk geldi. En az bir ay sahalardan uzak kalacak. Dolayısıyla şimdi o West Ham'ı mı izleyeceğiz Norwich'te? O tabii şüpheli. En son iki takım 2005 ve 2006 sezonlarında oynadılar. FA Kupası'nda iki sezon üst üste ve Norwich henüz West Ham'ı yenemedi. Dolayısıyla bu karşılaşmada da ilk kez West Ham'ı yenmek için oynayacaklar. Çok önemli kozları var Norwich'in. Dolayısıyla kendi sahalarında Queens Park Rangers maçı gibi bir performans bekliyorum onlardan. Ama West Ham da bu maçtan puan çıkaracak güçte. Dolayısıyla berabere biter diyorum.